Bu Cemal Enginyurt 1 Evet. Mayıs'ta Bu da yaşanan çok tüm ilginç bir tartışmaların şey. sorumlusu Erdoğan'dır deyip böyle bir ifade kullandı. Sendikalar yürümeyeceğine karar verdi. Şimdi ben asla CHP'yi Özgür Özel'e eleştirme adına demiyorum ama aklımızla da oynanmasına müsaade etmem. Peki Polisin sizce ne hiç yapmalıydı? dikkatli... Yani gidip barikata dayanmalı mıydı? Ben Cemal Enginyurt olarak söylüyorum. Kesinlikle barikatın önünde yapardım. Bir adım geri atmaz, o barikatın önünde yapardım. Çünkü bu barikat Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak girmiştir. Bunun sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cemal Enginyurt'un burada kızdığı Recep Tayyip Erdoğan değil. Özgür Çelik'e ve Özgür Özel'e kızıyor. Özgür Özel'e kızdığı için de yanına mutlaka bir de Recep Tayyip Erdoğan sözcüde de yan yaptığı için yanına da Recep Tayyip Erdoğan koyması gerekiyordu. Öyle yapmış. Ya gökten taş yağsa herhalde bunlar Recep Tayyip Erdoğan'dan bileceklerdi. Bu Cemal Enginyurt 1 Evet. Mayıs'ta Bu da yaşanan çok tüm ilginç tartışmaların bir şey. sorumlusu Erdoğan'dır deyip böyle bir ifade kullandı. Bununla ilgili de yorumunu alayım. Zaten Erdoğan'a yüklenen yüklenene, bilmiyorum ki bu adam ne yapmış bunlara. Hakikaten gerçekten sorumlusu o mu? Bir konuşalım, bunu da konuşalım. Bana göre çok önemli bir konu. Bunu dinlemek istiyorum senden. Şeyi getireceğim. Cemal Enginyurt'un açıklaması var. Sendikaların yürürse yürüyecekti. Sendikalar yürümeyeceğine karar verdi. Şimdi ben asla CHP'yi Özgür Özel'e eleştirme adına demiyorum ama aklınızla da oynanmasına müsaade etmem. Özgür Özel konuşmasını yaptı, arabasına bindi, çekti gitti. Meydanda saldırılar başladı. Polisle karşı karşıya gelindi. Ki bu arada polisi de kutluyorum ha. Türk polisini kutluyorum. Bu kadar tahrike, bu kadar provokasyona, bu kadar atılan taşa rağmen Allah bu milleti korudu. Orada kötü bir hadise olması birinci derecede polis tarafından, polisin sağduyusu tarafından da engellendi. Şimdi olaylar büyüdü, büyüdü. En son DİSK ve KESK açıklama yaptı. Meydandan çekiliyoruz. Anons yaptılar ya. Kimse aklımızda oynamasın ya. Anons yaptılar. Dediler ki meydandan çekiliyoruz. Yani ne Özgür Özel, ne Ekrem İmamoğlu KESK'le veya DİSK'le anlaşarak o meydandan çekilmedi. Basın açıklamasından sonra çekildiler. Provokasyona gelmemek, polisle karşı karşıya gelmemek. Hayırdır? Saraçhane'ye çağrı yapılırken polisin elinde karanfille bekleyeceğini mi düşünüyordunuz? Peki Polisin sizce ne hiç yapmalıydı? dikkatli... Yani gidip barikata dayanmalı mıydı? Veyahut da sonuna kadar gitmeli miydi? Gerekirse tazyikli su yiyip, cop yiyip. Ben Cemal Enginyurt olarak söylüyorum. Cemal Enginyurt olarak düşüncemi söylüyorum. Eğer böyle bir çağrıyı ben yapmış olsaydım ve oraya gitmiş olsaydım, ben polisle hiçbir şekilde çatışmadan o barikatın önüne kadar gider, barikatı aşmak için mücadele ederdim. Asla kaba bir kuvvet içerisine girmez. Açıklamamı da o barikatın önünde yapardım ve döner derdim ki, yüce Türk milleti, görüyorsunuz, bakın. Biz Taksim'e yürümek istiyoruz ama bizi vatan evlatları polislerimizle, bizi emekçi polislerimizle, bizi anne baba olan evladımız polislerimizle karşı karşıya getiren bir Recep Tayyip Erdoğan vardır. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağım görüşmeyi o polislerin önünde protesto ederek iptal ederdim. Yani Çünkü bu açıklamayı barikatın görüntü önünde yapardım diyorsunuz. kesinlikle barikatın önünde yapardım. Bir adım geri atmaz, o barikatın önünde yapardım. Çünkü bu barikat Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak girmiştir. Afganlının, Pakistanlının, Suriyelinin sınırlarımız namus diyerek sınırlarımızı korumayanlar, koruyamayanlar, sınırlarımızdan 10 milyon insanın geçmesine müsaade edenler bu kara tabloyu Türkiye'ye yaşatmışlardır. Bunun sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için Özgür Özel ya bu çağrıyı yapmayacaktı ya da bu çağrıyı yaptıktan sonra o basın açıklamasını tekrar söylüyorum. Saraçhane Meydanı'nda yaparak arabasına binip gitmeyecek. Gelecek bu polislerin önünde ben Türk polisiyle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bunlar bizim evladımızdır. Bunlar bizim kardeşimizdir. Bunlar bizim memurumuzdur. Bunlar bizim çok sevdiğimiz güvenlik kuvvetlerimizdir. Dolayısıyla buradan çekiliyorum ve yarınki anayasa şey yarınki Recep Tayyip Erdoğan görüşmesini de iptal ediyorum.
Çünkü Recep Tayyip Erdoğan değişmemiştir. Geçen hafta söyledim. Recep abi değişmez, değişmez. Kimse boşu boşuna heveslenmesin. Bu Recep abinin değişeceği falan yok. Cemal Engin Yurt'a ne oldu baba? Ne oldu? Gerçekten zıvanadan çıkmış gibi bir konuşma şekli değil mi bu? Yani zıvanadan çıkmış gibi değil de aslında Cemal Engin Yurt Özgür Özel'e kızgın. Yani bu 1 Mayıs'ta işte il başkanının çağrı yapması, hadi gelin yürüyeceğiz, Taksim'e yürüyeceğiz demesi sonrasında oradaki aslında hoşuna gitmiyor. Oradaki terörist kılıklı tiplerin saldırması, polisimize, devletimize kaldırım taşı vesaire atması adamın hoşuna gitmiyor. Adamın hoşuna gitmediği için bir tepki gösterecek ve bir yerlerde de bir günah keçisi. Yani Özgür Özel'in yanına Recep Tayyip Erdoğan'ı işte ekranlarda iyi ağzı, iyi laf yapan Cemal Enginyurt aslında orada polise atılan taşlara kızgın. Niye? Özgür Özel sebep olmuş. Yani yarın yürüyoruz Taksim'e. Dolayısıyla o görüntü Cemal Enginyurt'u çileden çıkarmış. Özgür Özel'e yumuşak geçiş yapıyor. Yani eleştiriyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'da da şimdi muhalif. Yani farklı bir şey beklenmez. Yani sanki Özgür Özel'e Erdoğan demiş ki ya yarın bir yürüyüş organize edelim de orada bir sıkıntılar olsun sonra sen bırak bana gel demişçesine Erdoğan'ı suçluyor. Bu muhalif bir dil ama doğru bir dil değil. Bu dilin artık terk edilmesi lazım. Bak Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na gitti, konuştular, sohbet ettiler, çay içtiler, kahve içtiler. Çok da güzel bir ağırlama oldu. Dolayısıyla artık Türkiye'de bu Kemal Kılıçdaroğlu siyasetinin son bulması gerekiyor. Hı. Cemal Enginyurt bana bir ara dedi, beni aradı, dedi ki senin günahın çok dedi. Neden? İşte iktidarı savunuyoruz diye. Senin günahın çok deyince dedim ki senin işlediğin günahlar dedim. İşte dedi ben şimdi tevbe etmişim, o yüzden görüyorsun benim performansım dedi. Yani tekrar söylüyorum. Cemal Enginyurt'un burada kızdığı Recep Tayyip Erdoğan değil. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, Özgür Çelik'e ve Özgür Özel'e kızıyor. Özgür Özel'e kızdığı için de yanına mutlaka bir de Recep Tayyip Erdoğan, sözcüde de yan yaptığı için yanına da Recep Tayyip Erdoğan koyması gerekiyordu. Öyle yapmış ama kamuoyu zaten işte ben yayına girmeden önce birçok kişi dedi ya. Gökten taş yağsa herhalde bunlar Recep Tayyip Erdoğan'dan bilecekler dedi ve meseleyi öyle kapattı.